Leyla 5 günde 95 araba yıkayabiliyor. Leyla 11 günde kaç araba yıkar? Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Sizce bize verdikleri bu bilgiye yani Leyla'nın 5 günde 95 araba yıkadığını kullanarak Leyla'nın günde kaç araba yıkayabileceğini bulabilir miyiz? Evet. Eğer bir günde kaç araba yıkadığını bulabilirsek bunu 11 ile çarpıp 11 günde kaç araba yıkayabileceğini bulmuş oluruz. 95 arabayı 5 günde yıkıyorsa, 1 günde kaç araba yıkar? 5'ten 1'e geçmek için bunu 5'e bölmemiz gerekir, öyle değil mi? O halde, 1 günde kaç tane araba yıkadığını bulmak için, 95'i de 5'e böleceğiz. 95 bölü 5 kaç eder? 20 kere 5, 100 ediyorsa, 19 kere 5 de 95 eder diye düşünebilirsiniz. Öyleyse Leyla bir günde 19 araba yıkıyormuş. Eğer işlemi yapmak isterseniz de 95 bölü 5, 9'da 5 bir kere var, 1 kere 5, 5 eder, 9 eksi 5, 4, 5'i aşağıya indirelim, 45'te 5, 9 kere var, 9 kere 5, 45, 45 eksi 45 de 0 eder ve bölme işlemi kalansız bir şekilde biter. Leyla'nın bir günde kaç tane araba yıkadığını bulduk. Leyla günde 19 araba yıkayabiliyormuş. 11 günde kaç araba yıkayacağını bulmak için 11 ile çarparız. 19'u 11 ile çarparsak sonuç ne olur? Eğer işlemleri aklınızdan yapmayı seviyorsanız, bu işlemi 19 kere 10, 190 eder, buna 1, 19 daha eklersem 209 bulurum diye düşünerek hızlıca yapabilirsiniz aklınızdan işlem yapmayı sevmiyorsanız da 19 çarpı 11 1 kere 19 19 eder 1 kere 19 19 eder ve toplarsak sonuç 209 çıkar. Leyla 11 günde 209 tane araba yıkayabiliyormuş. Bir tane daha yapalım mı? Markette 8 tane pil 10 liradan satılıyor. 6 tane pilin fiyatı nedir? Hadi yine videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Az önceki soruda uyguladığım yöntemi uygulayarak, önce bir pilin fiyatını bulacağım. Evet, önce bir pilin fiyatını bulacağız. 8'den 1'e geçmek için 8'e bölmem lazım. O zaman onu da 8'e bölüp, pil başına fiyatı bulacağım. 10 bölü 8, 5 bölü 4'e, bu da 1 tam 1 bölü 4'e, yani 1 virgül 25 liraya, yani 1 lira 25 kuruşa eşittir. Öyleyse, bir pilin fiyatı neymiş? 1 lira 25 kuruş, değil mi? Buna göre 6 pilin fiyatı nedir? 1'den 6'ya geçmek için 6 ile çarptığımıza göre, 1,25'i de 6 ile çarpmamız lazım. 1,25 çarpı 6, 6 lira artı 1 lira 50 kuruş, çünkü 6 çarpı 25'ten 150 eder, yani 7 lira 50 kuruş eder. Doğru yaptığımızdan emin olmak için çarpma işlemini bir de uzun yoldan yapalım mı? 1 lira 25 kuruş çarpı 6. 6 kere 5, 30 eder. 0 yazalım, elde var 3. 6 kere 2, 12 eder. Eldeki 3'ü ekliyorum. 15'in 5'ini yazalım, elde var 1. 6 kere 1, 6 eder. Bir daha, 7 ve sonuç 7,50. Bu soruyu çözmenin başka yolları da var. Örneğin, 6 pilin fiyatının 8 pilin fiyatının 6 bölü 8'i olacağını düşünüp, 10 ile 6 bölü 8'i çarpabilirsiniz. Ama bu son söylediğim yöntem bana biraz kafa karıştırıcı geldiği için, ben önce birim fiyatı yani 1 pilin fiyatını bulup 6 ile çarpmayı tercih ediyorum. Böylece ne yaptığım ve neden yaptığım konusunda daha iyi bir fikrim olabiliyor.